Evet, bugün bizleri burada kadın kolları olarak bizleri bu açıklamayı yapmaya sevk eden binlerce mağdur ailenin, binlerce çocuk ve kadının gözyaşları, hasreti ve adil olmayan bir cezaya mahkum edilmesidir. Malumunuzdur ki ülkemizde Türk Medeni Kanunu 124. maddesi gereği 18 yaşın altında nikahlanan çiftler hakkında başlatılan kamu davaları sonucu binlerce gencimiz 15-16 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıp kadınlarımız ise çocuklarıyla birlikte sefil bir hayata sürüklenmektedirler. Hüdapar olarak bizler gençlerimize ağır cezalar getirip yuvaların yıkılmasına sebep olan ilgili yasaların derhal düzeltilmesi ve yerine çözüm üreten uzlaştırıcı bir disiplin sisteminin kurulmasını talep ediyoruz. Günümüzde iletişim araçlarının çoğalması, gayri ahlaki dizi, film, program her ne varsa bunların yaygınlaşması, kültürümüzde dahil olmak üzere birçok alanda manevi tahribatın zeminini hazırlamış bulunmakta. Özellikle gençlerimizi büyük bir titizlikle oluşturulmuş tehlikeli çıkmazlara, telafisi zor, hatta telafisi olmayan tuzaklara sevk etmektedir. Bu konuyla ilgili olarak çocuklarımız flört, aşk gibi bu tılsımlı isimlendirmelerle haram edilen arkadaşlıklara özendirilip artık normale dönmeyecek bir hayatın atmosferine sokulmaktadırlar. İnternet üzerinden online arkadaşlık siteleri vasıtasıyla bu gayri ahlaki zemin oluşturulmakta. Günümüzde de sıkça rastladığımız parklarda, sokaklarda, ulaşım araçlarında bu aleni bir şekilde hayatımıza girmiş bulunmaktadır. Çocuklarımızın bulu çağına girmeleri, insana yaratılış gereği verilen bazı duygulara erişmeleriyle birlikte hayatlarında var olan yeni olgular maalesef istismar edilmektedir. Bu konuda elle tutulur hiçbir gayret içerisinde olmayan sözüm ona kadın hakları savunucuları, kadın ve çocuk hakları savunucuları, Allah'ın helal kıldığı bir usul ile evlilik yapan gençlerimizi adeta lince tabi tutup yuvaların yıkılmasına sebep olmaktadırlar. Buna örnek olarak birkaç gün önce yakın bir tarihte genç evlilik yapmış ve yıllardır cezaevinde olan kocasının kahrından vefat eden bir kadını tanıdık. Emine Karakaya. Emine Karakaya'ya ne devlet ne de sözde kadın hakları savunucuları sahip çıkmış, bilakis adeta musibet gibi istila olup dertlendirip hayatını elinden almışlardır. Merhum Emine Hanım gibi mağduriyet yaşayan yaklaşık 4000 aile. Evet, 4000 aile de onarılmaz psikolojik ve yaşamsal tehlikelere sürüklenmektedir. Çözümsüzlüğün dikta edildiği kanun kesinlikle hukuki olamaz. İnsanların en tabi hakları olan özgürlükleriyle alakalı yapılan onca açıklama, protesto, eylem ve benzeri mitingler mağduriyetlerine nüfuz etmediği yaklaşık 4000 aileyi görmemezlikten gelemeyiz. Zina ve fuhşiyatın alabildiğince çoğaldığı, serbestçe işlendiği bir düzende usul olarak helal bir zeminde kurulan yuvaları daha fazla tarumar edemeyiz. Yaşanan bu dramatik tablonun sorumlusu olan kanunlar bir an önce düzeltilip yeterince mağduriyet ve mazlumiyet çekmiş ailelerin hasreti bir an önce bitsin istiyoruz. Bu konuda düzenlenecek yasalar daha koruyucu, uzlaştırıcı ve günümüz dünyasına daha elverişli olmalıdır. Toplumumuz için asıl tehlikeli olan gayri ahlaki ve gayri helal birliktelikler için yasal düzenlemeler yapılmalı. Batı endeksi ahlakın ülkemizde yaygınlaşmasına kesinlikle müsaade edilmemelidir. Ve bu konuda ülkemizde gösterimde olan dizi, film, program, reklamlar, medyaya dair her ne varsa bunların filtrelenmesi gerekmektedir. Hüdapar İstanbul Kadın Kolları olarak buradan yetkililere sesleniyoruz. Daha fazla Emine'lerin ölümüne şahit olmayalım. Gençlerimiz hiçbir anlam taşımayan kamu davaları adı altında cezaevlerinde çürütülmesin.
kadınlar ve çocuklar eşlerinden, babalarından ayrı bırakılmasın. Ve artık sorunların temeline inilmesi, hakikatler toplumumuzun gerçekleriyle yüzleşilsin, toplumun ahlaki değerlerini, aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların bir an önce başlatılmasını arz ediyoruz. Umarız yaptığımız bu basın açıklaması ilgili merciler tarafından dikkate alınır. Talep ve önerilerimiz doğrultusunda daha güzel, bir an önce daha güzel ciddi adımlar atılır. Türkiye'de kanun eliyle ailenin yok edilmesi için bir gayret var sanki. Yani bin yıllardır dedelerimiz, atalarımız, anneannelerimiz, babaannelerimiz 14, 15, 16 yaşında evlenirken, hatta cumhuriyet kurulurken de bu böyle. Bir yasak yok. Anne babanın rızasıyla veya hakimin izniyle evlenebiliyorken Türkiye'de yaklaşık 4000 aile mağdur. Ve bunlar, affedersiniz, tecavüzcü koğuşunda. Çocuklarını göremiyor babalar. Çocuksuz büyüyor. Çocuk istismarı diyoruz. Hani medyada, sivil toplumda böyle diyoruz. Bu devlet tarafından uygulanan bir çocuk istismarı işte. Duygusal istismar. Yani çocuğa siz şiddet uyguluyorsunuz. Aileye şiddet uyguluyorsunuz. Böyle bir yasak olamaz. Allah'ın, hukukun, kanunun, Avrupa'nın, Avrupa İnsan Hakları'nın yasaklamadığı bir şeyi siz hangi niyetle yasaklıyorsunuz? Biz af istemiyoruz bu 4000 kardeşimize. Hatta bunlara kamuoyunda, basında erken evlilik deniliyor. Biz erken evliliğin de bir algı operasyonu olduğunu düşünüyoruz. Bunlar geç değil, genç evli. Yani siz fuhuş yaparsanız, zaten fuhuş Türkiye'de serbest. Rusya'da, komünist ülkelerde yasak olurken Türkiye'de fuhuş serbest. Ama fuhuş reklamı yapmak yasak. Yani teşvik etmek yasak. İnsanlar zaten interneti var, televizyonu var, telefon var. Burada fuhuşa teşvik oluyor bunu yasaklamak. Çünkü siz 13, 14, 15 yaşında zaten telefon, internetle her şeye ulaşabiliyor. Bu evlenmezse kötü yola düşecek. Evlenenin de içeri atıldığında, hapse atıldığında bu aileye kadın dernekleri de bakmıyor, devlet de bakmıyor. Yani verdiği 100, 150, 200 lirayla kirayı veremez. Nitekim Emine Karakaya kardeşimiz bu duruma isyan ederek bir nevi işte canına kıydı. Bunun tüm sorumlusu hem hükümet, hem sivil toplum kuruluşu, hem medya. Yani hepimiz sorumluyuz bu cinayetten. Katliama sessiz kalmak da cinayete ortak olmaktır. Bunun için aile platformu olarak ve bileşenleri, dernekler olarak Hülyapar'ın yaptığı bu basın açıklamasını ve hükümete yaptığı yanlışları çağrı yaparak bunu kanun eliyle düzeltmesi çağrısını çok olumlu karşılıyoruz. Teşekkür ve takdirlerimizi, tebriklerimizi iletiyoruz. Darısı diğer STK'ların, demokratik kitle örgütlerinin ve sivil toplum örgütlerinin, partilerin başına diyoruz. Bu konuda gerçekten hiçbir dernek, vakıf, parti bu konuya girmiyor. Neden? Çünkü çocuk istismarı, çocuk gelin diye bir algı operasyonu yapıyor feministler, feminazi dernekleri. Onun şirretinden korktuğu için bu konuya maalesef giremiyorlar. Çünkü sen diyor çocuk gelini savunuyorsun. Burada Hülyapar'ı cesaretinden dolayı, doğru adım atmasından dolayı gerçekten tebrike şayan bir durum. Tebrik ediyoruz. Evlendiğimde 15 yaşındaydım. İlk çocuğumu dünyaya getirdiğimde kamu davası açıldı. Şu anda 10 senelik evliyim. 6 senedir de resmi nikahım var. 9 seneden beri dava yeni sonuçlandı. 3 tane çocuğum var. Bu ikinci çocuğum. 3. çocuğumu eşim cezaevine girdikten sonra doğum yaptım. Tek başımaydım yani. 2 aylık oldu. Onu da komşuma bırakıp geldim buraya. Kendi rızamla, isteğimle evlendim. Eşimin ailesi yani hiçbir baskı altında yani zorlama olmadan beraber kendi kararımızla evlendik. Resmi yakışımı tutunca da nikahımızı yaptık. 16 yaşında mahkeme kararıyla resmi nikah oluyor diye mahkemeye de başvurdum. Hakim reddetti. 17 yaşında anne baba imzasıyla nikahımızı kıydık. Yani şu an öyle gidip geliyorum cezaevine. Resmi nikahım da var. Eşimin soyadını taşıyorum.
Evet, 8 sene 4 ay ceza aldı. Cezamız 9 sene 10 sene sonra geliyor. Biz o zaman mağdur değildik, şimdi mağduruz. Hiç bakanım yok, 3 çocuğumla birlikte tek başıma yaşıyorum. Yani ailem, eşimin ailesi destek veriyor. Biz hiçbir şekilde erken evliliğin önünü açmak istemiyoruz. Geriye dönük düzenleme istiyoruz. Biz severek evlendik. 3830 aile, 9000 çocuk bu konuda mağdur. Biz kendi isteğimizle evlendik. Her zaman da sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Böyle.